Dirsek eklemi çıkıkları çok sık karşımıza çıkıyor aslında. Ve genellikle de dirsek eklemi çıkıkları, basit çıkıklardan bahsediyorum. Anestezi altında hastayı ağrısını bir ortadan kaldırarak yerine oturttuğumuz zaman her şey hallolmuş oluyor. Yalnız dirsek çıkıklarında önemli olan bir şey var. Eskiden aşağı yukarı 3 hafta falan hareketsiz bırakılırdı ve alçıya alınırdı hastalar. Bu artık tavsiye edilmiyor. 3 hafta çok uzun bir dönem ve dirsekte sertlikler gelişiyor. Dolayısıyla en fazla 1 hafta bir hareketsiz dönemden sonra hastaları tekrar eski hareketlerine kavuşturmak gerekiyor. Çünkü dirsek eklemi çok nankör bir eklem. Uzun süre hareketsiz kalırsa sertlik gelişiyor ve hareket kısıtlılığı oluyor dirsekte. Dirsek çıkıklarının bir de kompleks çıkıklar var. Yani bağ yaralanmalarıyla beraber olan bazen de kırıklı çıkıklar var. Bunlar çok ciddi yaralanmalar. Eğer bağ yaralanmasıyla beraber olan ya da kırıklı çıkık varsa bunlarda da mutlaka cerrahi tedavi yapmak gerekiyor.